Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 24 Temmuz Çarşamba. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Ethereum ETF'leri ilk işlem gününü başarıyla geride bıraktılar. ETF'lerin toplam işlem hacmi 1 milyar doların üzerine çıktı. Bunda en büyük paysa GrayScale ve BlackRock Ethereum ETF'lerinin oldu. İlk işlem günü performansını yorumlayan Bloomberg ETF analisti Erik Balçunas normal bir ETF lansmanına kıyasla oldukça fazla bir hacim dedi. Öte yandan Ocak ayında piyasaya sürülen Bitcoin ETF'leri ise ilk işlem gününde 4 milyar doların üzerinde hacim yapmışlardı. Başkan adayı olması beklenen Kamala Harris, kripto konusunda Donald Trump'ı sıkıştırabilir. Son gelen bilgiler bu yönde. Milyarder kripto para yatırımcısı Mark Cuban, Kamala Harris'in ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Cuban, Yapılan görüşmede kripto ile ilgili sorular sorduklarını da ifade etti. Daha çarpıcı gelişme ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Perşembe günü başlayacak Bitcoin 2024 konferansının organizatörü Harris'in ekibiyle konferansta konuşma yapması için görüştüklerini açıkladı. Eğer bu gerçekleşirse hem Trump hem de Harris Bitcoin etkinliğinde ayrı ayrı konuşma yapacaklar. Dün yayınlanan Reuters anketi ekonomistlerin FED faiz kararından ne beklediklerini ortaya koydu. Ankete göre genel kanı ilk indirimin Eylül ayında yapılacağı yönünde. Ekonomistler bu indirimi Aralık ayında ikinci bir indirimin takip edeceğini düşünüyor. FED'in en yakın faiz kararı ise 31 Temmuz'da. Bankanın bu toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor. Tesla bilançosunu açıkladı. Bitcoin yatırımcılarının korktuğu olmadı. Bildirilen rakamlara göre Tesla yaklaşık 10 bin BTC'lik varlığını aynen korumaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Donald Trump, JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ve BlackRock CEO'su Larry Fink ile ilgili söylentilere kapıyı kapattı. Trump, Jamie Dimon ya da Larry Fink'in hazine bakanı olmasını hiç düşünmedim ve gündeme getirmedim dedi. Özellikle Fink'in hazine bakanı olması ihtimali Bitcoin destekçisi bir isim olarak heyecan yaratmıştı.